Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz pazar günü bu ülkenin geleceğini belirleyecek önemli bir halk oylaması yapıldı. Maalesef bu halk oylamasının sonuçlarına gölge düştü. Buna hiç gerek yoktu değerli arkadaşlarım. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun bile bile yapmış olduğu yanlış bir uygulama sonucu bu referanduma gölge düşmüştür. Vicdanlar rahat değil. Bu iş böyle ilan edilebilir, kesinleşebilir. Fakat meşruiyeti sürekli bir şekilde tartışılacak ve bunun sorumlusu da Yüksek Seçim Kurulu olacaktır. Değerli arkadaşlarım, örnekler mevcuttur. Arkadaşlarımız Allah anlattılar. Ama en önemli Bitlis'te Güroymak'taki seçimin iptal edilmesi örneği önümüzde duruyor. Ama maalesef Yüksek Seçim Kurulu bu şekilde seçime, referanduma gölge düşürmüştür. Ondan önce yapılan haksızlıkları arkadaşlar dile getirdi. Bir anayasa, ülkenin geleceğini belirleyecek önemli bir anayasa değişikliği toplumsal uzlaşmayla yapılmadı. Dengesiz, adaletsiz, eşitsiz koşullarda bir kampanya süreci geçti. Ondan sonra da maalesef seçim günü de yapılan dünya kadar haksızlık, hukuksuzluk var. Bu haksızlıklar ve hukuksuzluklar daha karara bağlanmadan Yüksek Seçim Kurulu'nun bu şekilde davranması gerçekten vicdanları kanatmaktadır. Bir haksızlık var, hukuksuzluk var ve değerli arkadaşlarım, bunu düzeltmeniz için sanıyorum siz Molla Hayrettin'den bir fetva daha isteyeceksiniz. O fetvada diyecek ki bu şekilde alınan seçim helaldir. Bu oylar helaldir diye bir fetva almak durumunda kalacaksınız. Evet. Sanıyorsunuz ki bizim elimizde bu iktidarı, bu gücü asla ve asla hiç kimse alamaz. Hatta almaması için her şeyi de yapıyoruz. YSK'mız da var, şu da var, bu da var. Öyle değil değerli arkadaşlarım. Bu devran döner. Bu haksızlıkların ahı çıkar değerli arkadaşlarım. Saygılarımla.